bakalım, Türkiye tüm hızıyla ve kaldığı yerden yolculuğuna devam ediyor efendim. Diyarbakır'daki yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor. Özellikle hanımlarımızı ekran başına almak istiyorum. Neden mi? Diyarbakır Kayapınar'da perdecilik deyince akla gelen ilk isimlerden birini siz değerli izleyicilerimiz için ziyaret ettik efendim. Kim mi? Faruk Sağır. Buyurun, kendisini dinliyoruz. Macera 1999'da başladı. O günden bu yanadır sektörde faaliyette bulunuyoruz. Elimizden geldiği kadar müşterimize en kaliteli hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Öncelikle o kadar çok çeşit, şu anda da ekranda izleyicilerimiz görüyor. Çok fazla kartele var. Yani hanımlar burada zorluk çekmiyor mu? Zorluk çekiyorlar. Çok doğru. Karar vermekte bayağı sıkıntı yaşıyorlar. Ama biz de öncelikle müşterinin talebi ne, neyi beğeniyor, ne tür ürünleri tercih ediyor, onu bir sorup ona göre kartelaya yönlendiriyoruz. Peki kartela seçtirirken ya da sunarken hangi bilgileri alıyorsunuz genelde hanımlardan? Yani neye göre perde seçimine yardımcı oluyorsunuz? Şimdi zevklerine bakıyoruz. Sade mi istiyorlar, yoğun desen mi istiyorlar, şatavatlı ürün mü istiyorlar? Ona göre biz kartele yönlendiriyoruz. Bu yolculuk hanımlarla beraber nasıl başlıyor? Bir de bölgede en çok ne sevilir? Mesela yöre yöre değişiyor aslında tarzlar ve zevkler. Şöyle izah edeyim. Yani elit kesim dediğimiz müşterilerimiz geldiği zaman sadeliğe çok fazla yoğunluk gösteriyorlar. O genelde sadelik bizden bekliyorlar. Onun için şöyle söylemek gerekirse, genelde kesim kesim, bölge bölge az çok biraz zevk ve tercih şeylerini biliyoruz, olaylarını biliyoruz. Ona göre yönlendiriyoruz ki müşteri seçimde kolaylık yaşasın. Yani perdede moda var mı derseniz şöyle izah edelim. Aslında sürekli bir devir daim içerisinde. Bazen sadelik çok fazla ön planda oluyor. Bazen yoğun desenler ön planda oluyor. Sadelik unutulduğu zaman tekrar şeye geliyor, yani öne geliyor. Yani bir nevi sürekli bir devir daim içerisinde. Sadece şöyle izah edeyim, geçmişten bugüne perdelerde çok fazla bir değişiklik olmamış. Ama renkleri olsun, ama dokusu olsun, onlarda değişim oluyor. Sürekli bir yörünge içerisinde dönüp duruyor yani, açıkçası. Yani şöyle izah edeyim, insanlar odaya girdiği zaman bir süre sonra o perdeden bir sıkılma başlıyor. Gözü artık, gözü mü yorar dersiniz, yoksa odanın bir görüntüsü değişsin mi dersiniz. Belli bir süre sonra tabii firmalarda buna göre sürekli ürün çıkarıyorlar. Ürünleri de ona göre üretiyorlar. Müşteri de sürekli bir yenileme içerisine giriyor perde konusunda özellikle. Çünkü perde evin en güzel detayı. Şimdi mekanik perdede zorluk yaşayan müşterilerimiz var. Yani söküp takmada, yıkamada problem yaşıyorlar. Aslında bunun için yıkama hizmeti veren firmalar da var. Ama müşteri bununla fazla uğraşmak istemiyor. Onun için bizim tavsiyemiz tül. Yani kullanış açısından. Bir de yeni bir ürün çıktı, dikey perde. Eskiden bürolarda çok fazla kullanılıyordu. Nedir efendim dikey perde? Dikey. Kumaş olarak çıkmış. Eskiden bürolarda çok fazla kullanıyor. Şu an kumaş hali çıkmış ev için. O da güzel bir ürün. Biz bunun montajını yaparken müşteriye nasıl sökülüp takılacağını izah ediyoruz. Aslında sökülüp takmasını müşteri tam olarak kavrarsa bir problem yok. Çok rahat bir üründür. Kullanışlı diyorsun. Kullanışlıdır. Hem güneş, tabii hem yıkanıyor, hem güneşlik, hem tül, hem fon görevi görüyor. Yani 3 perde yerine 1 perde kullanmış oluyorsunuz. Sadece bazı müşterilerimize biz izah etmemize rağmen söküp takmada problem yaşıyorlar. Son olarak şu an bizleri izleyen anlat bakalım Türkiye izleyicilerine ve güzel Diyarbakır'ımıza buradan neler söylemek istersiniz? Ben tekrar bu vesileyle buraya geldiğiniz için ve bu röportaj için bizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bizler teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki yayın hayatınızda başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum ekibim adına. Şöyle söyleyeyim, bizi izleyenler için perde konusunda hizmete çok önem versinler. Sadece teşhirle bitmiyor olay. İş yeri ne kadar şatavatlı, ne kadar gösterişli olursa olsun hizmet kalitesi birinci sırada olması gerektiğini düşünüyorum. Söylemek istediğim bu.
Anlat Bakalım Türkiye Diyarbakır programımızda Faruk Bey bizlere eşlik etti efendim. Yolculuğumuza hız kesmeden devam edeceğiz ama bizden şimdilik ayrılmayın diyoruz.